Bu videomuza glikoz molekülü ile başlıyoruz arkadaşlar. Glikoz molekülünün 6 karbonlu bir molekül olduğunu biliyoruz. Glikoz, glikoliz sayesinde parçalanır ve ortaya 2 piruvik asit ya da 2 piruvat molekülü çıkar. Yani glikoliz, glikozu tam olarak ikiye böler. Bu moleküller 3 karbonlu moleküller. Tabi bu parçalanma işlemi sırasında karbonlar birçok işlemden geçer. Bu moleküllerin kimyasal yapılarını detaylı olarak internetten inceleyebilirsiniz. Fakat burada önemli olan nokta şu, bunu unutmayalım arkadaşlar. 6 karbonlu glikoz molekülü, glikoliz işlemi sayesinde 3'er karbonlu 2 moleküle ayrılır. Buraya da yazalım bunu. Glikoliz. Glikoliz oksijenli ya da oksijensiz ortamda gerçekleşebilir. Yani glikolizin gerçekleşmesi için ortamda mutlaka oksijen bulunmasına gerek yoktur. Glikoliz işleminin sonucunda 2 adet net ATP kazancı olur. Net diyorum çünkü daha önceden glikoliz videosunu izlediyseniz hatırlarsınız. Yatırım fazında 2 ATP harcanır. Kar fazında ise 4 ATP üretilir. Yani sonuçta 2 ATP olması için 4 ATP üretilmiş oluyor ve sonuçta da net kazanç, net karımız yani 2 ATP oluyor demiştik. Hatırladınız mı? Bunun yanı sıra glikolizde 2 tane de NADH elde ediyoruz. Aklınıza daha kolay canlanabilmesi için buraya bir hücre çizeceğim. Şu aşağıda kendimize biraz yer açalım. Evet. Elimde bir ökaryotik hücre var diyelim. Bu pembeyle çizdiğim hücrenin dış zarı, sarıyla çizdiğim de hücrenin çekirdeği olsun. Hücrenin DNA'sı ve kromatini çekirdeğin içinde bu şekilde dağılmış halde bulunsun. Tamam mı? Tabii bu hücrenin içinde mitokondri de olacak. İnsanlar genellikle mitokondriye hücrenin güç merkezi derler. Neden bu şekilde bir adlandırma yapıldığına birazdan geleceğim. Evet, işte bu mitokondri olsun. Bu mitokondrinin bu şekilde dış ve iç zarları var. Mitokondrinin yapısı ile ilgili detayları daha sonra anlatacağım. Ya da belki mitokondrinin yapısını anlatan başka bir video yaparım. Bilemedim. İkisi de olabilir. Evet, burada bir tane daha mitokondri, e, mitokondri var. Ay söyleyemedim. Evet, bir tane daha mitokondri var. Bu akışkan hücre sıvısı içinde birçok organel bulunuyor organelleri hücrenin farklı görevler yerine getiren kısımları olarak düşünebilirsiniz. Vücudumuzda her organın üstlendiği kendine göre farklı farklı görevleri olduğunu biliyoruz. İşte organelleri de hücrelerimizin organları gibi düşünebilirsiniz. Organellerin arasındaki boşluk akışkan bir sıvı ile dolu halde. Bu akışkan sitozol dediğimiz hücre sıvısı. Evet sitozol. Esasen glikolizin meydana geldiği yerde sitozoldur glikoliz ile ilgili daha önceden yapmış olduğumuz videoyu kısaca bir hatırlayalım. Glikolizden sonraki aşama Krebs döngüsü ya da diğer adıyla sitrik asit döngüsüdür. Bu döngü mitokondrinin iç boşluğunda meydana gelir. Şuraya mitokondriyi biraz daha büyük çizelim. Evet bu bir mitokondri. Üzerini kaplayan bir dış sarı var. Bir tane de iç sarı var. Mitokondrinin iç sarına krista deniliyor. Bu iç zar burada gördüğünüz gibi kıvrımlı bir yapıya sahip. Mitokondrinin bu iki zar tarafından oluşturulan iki bölmesi var. Dış zar ile iç zar arasında kalan bölmeye iç zar boşluğu adı verilmiş. İç zarın içinde kalan kısım ise matriks dediğimiz yer. En başta ne demiştik? Glikoliz sırasında piruvatlar oluşmuştu, değil mi? Bu piruvatlar bu halleriyle Krebs döngüsüne katılmaya hazır halde değil. Krebs döngüsüne katılabilmeleri için öncelikle oksidasyona uğramaları gerekir. Mesela buradaki piruvatlardan birini inceleyelim. Fakat şunu da unutmayalım, bundan sonra anlatacaklarım, her bir glikoz molekülü için iki kere ayrı ayrı gerçekleşir. Şimdi burada Krebs döngüsü için bir nevi bir hazırlık aşaması var. Bu aşama piruvatın oksidasyonu aşaması. Bu oksidasyon aşamasında piruvattaki karbonlardan biri koparılır ve iskeleti 2 karbondan oluşan bir molekül meydana gelir. Bu moleküle asetil-CoA deniliyor. Asetil-CoA isimler size biraz karmaşık gelmiş olabilir. İnternetten asetil koenzim A'nın nasıl bir molekül olduğunu ve ne gibi görevleri olduğunu kendiniz araştırabilirsiniz. Bu gibi ayrıntıların üzerinde bu videoda uzun uzun durmayacağım arkadaşlar. Daha ziyade ana fikri anlayabilmeniz için basit bir şekilde yüzeysel olarak bahsedeceğim. Evet, bu hazırlık aşamasında iki karbonlu asetil CoA meydana gelir. Ayrıca NAD artı da NADH'a indirgenir. Genellikle bu indirgenme tepkimesinin Krebs döngüsünde gerçekleştiği düşünülür. Fakat aslında bu döngüye hazırlık aşamasında gerçekleşir. Elinizde iki karbonlu asetil CoA olduğunda artık Krebs döngüsüne girebilirsiniz demektir. Birazdan Krebs döngüsüne neden döngü denildiğinden de bahsedeceğim. Bu arada şunu da belirtelim. Bütün bu tepkimeler enzimler tarafından katalizlenir. Enzimler tepkimeye girmesi gereken molekülleri doğru bir şekilde bir araya getirerek tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan proteinlerdir. Bu asetil CoA, oksaloasetik asit ile birleşir. Söylemesi biraz zor ama oksaloasetik asit 4 karbonlu bir moleküldür. Bu birleşme tepkimesi de enzimler tarafından katalizlenir. Bunu belirtmek önemli çünkü bazı testlerde bu tepkime enzim tarafından mı katalizlenir sorusu karşınıza çıkabilir. Krebs döngüsünde bütün tepkimeler enzimler tarafından katalizlenir. Asetil-CoA ile oksaloasetik asit birleşerek sitrik asit oluşturur. Sitrik asit aslında çok da yabancısı olmadığımız limonata ya da portakal suyundaki asittir. 2 karbonlu ve 4 karbonlu 2 molekül birleşerek 6 karbonlu bir molekül olan sitrik asidi meydana getirir. Bu sitrik asit birçok aşamadan geçerek oksidasyona uğrar. Burada en basit haliyle göstermeye çalıştım sizlere. Bu aşamalar sırasında 2 karbon sitrik asitten kopartılır ve oksaloasetik aside tekrar dönüş sağlanır. Mesela buradan koparılan bir karbonun başına ne geleceğini merak ediyor olabilirsiniz karbonlar bu moleküllerden koparılınca çevresinden oksijen bularak CO2 yani karbondioksit oluşturur ve ortama bu şekilde bırakılır. Karbondioksit hücrelerimizde işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Sitrik asitten de 2 karbon koparılırken 2 adet CO2 salınır. Her bir glikoz molekülünün 6 adet karbondan oluştuğunu biliyoruz. Ama bu aşamalardan her geçişinizde ortaya 3 adet karbondioksit çıkıyor. Dolayısıyla her bir glikoz molekülü için bu aşamalardan ikişer kere geçmeniz gerekiyor. Sonuç olarak da her bir glikoz molekülü için 6 karbondioksit molekülü oluşuyor. Bu karbondioksit molekülleri aslında bütün karbonlara karşılık gelir. Glikolizden sonraki aşamalarda 3 karbondan kurtulursunuz ve bu her bir piruvat için tekrarlanır. Yani ilk başta glikozda bulunan 6 karbon 6 karbondioksit halinde salınır. Biz de bu karbondioksitleri solunum yoluyla dışarı bırakırız. Bakın, bu döngü karbon oluşturmaz. Bu döngünün esas amacı NADH, FADH 2 ve ATP üretmektir. Bu çizdiğim fazlasıyla basitleştirilmiş bir çizim Birazdan size döngünün aşamalarını detaylı olarak gösteren bir çizim daha yapacağım. Evet, burada da NAD artı indirgenerek NADH'a dönüşür. Aynı aşama ilk karbondioksit salınımından sonra tekrarlanır. NAD artı yine NADH'a indirgeniyor. Bunların her biri ayrı aşamalar ve bu aşamalar sırasında oluşan ara bileşikler var arkadaşlar. Tamam mı? Bunu iyi anlayalım. Ayrı ayrı aşamalar ve aşamalar sırasında da ara bileşikler oluşuyor. Ayrıca ADP'den ATP meydana gelir. Bunların dışında FAD indirgenerek FADH2'ye dönüşür. Hücresel solunum ATP üretimiyle alakalı. Neden bütün NADH ve FADH2'lerle zaman kaybedip duruyoruz ki diye düşünebilirsiniz. Hatta sorabilirsiniz. Fakat esasen bu moleküller elektron taşıma zincirinin ham maddeleridir arkadaşlar. İşte bundan. Elektron taşıma zinciri sırasında bu moleküller oksidasyona uğrar. Yani hidrojenlerini kaybederler. Ve ATP'nin büyük kısmı da bu sayede oluşturulur. Belki burada başka bir NAD artı molekülü indirgenerek NADH meydana gelir. Hatırlayalım, indirgenme elektron kazanmak ya da elektronu alabileceğin hidrojen kazanmak anlamına geliyordu buraya da unutmadan yazalım. NADH. Bu aşamalar sonrasında artık elimizde oksaloasetik asit var. Bu noktadan sonra da bütün bir sitrik asit döngüsü tekrar başlayabilir. Şimdi aşamaları kabaca yazdığımıza göre elimizde ne var ne yok bir sayalım. Öncelikle neyin ne olduğunu anlamak için aşamalar arasına çizgi çekelim. Bu çizdiğim kesikli çizginin solunda kalan her şey glikoliz aşamasına dahil. Bu tamamdır. Bazı kaynaklarda piruvatın oksidasyonu Krebs döngüsünün içindeymiş gibi gösterilir. Ancak piruvat oksidasyonu Krebs döngüsüne hazırlık aşamasındadır. Krebs döngüsü aslında asetil koa ile başlar. Asetil koa oksaloasetik asit ile birleşerek sitrik asiti oluşturur. Sitrik asit de birçok aşamada oksidasyona uğrayarak tekrar oksaloasetik asite dönüşür. Bu oksidasyon aşamalarında da doğrudan ATP oluşur ya da elektron taşıma zincirinde dolaylı olarak ATP oluşturabilecek bütün bu moleküller meydana gelir. Şimdi elimizde ne var ne yok her şeyi sayalım. Hazır mıyız? Evet. Glikoliz için sayımı yapıp buraya yazmıştık. Glikoliz sırasında net olarak 2 tane ATP, 2 tane de NADH meydana gelir. Glikolizden sonra ilk olarak piruvat oksidasyonu var piruvat oksidasyonu sırasında bir tane NADH üretiliyor. Bu, piruvatların her biri için oluşan molekül. Fakat glikoliz sonucunda her bir glikoliz molekülü için iki piruvat molekülü üretiliyor demiştik. Dolayısıyla bu aşamadan sonra saydığımız her molekül için sayıyı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani piruvat oksidasyonu sonucunda elimizde 2 NADH molekülü bulunuyor. Şimdi bir de Krebs döngüsüne bakalım. Her bir Krebs döngüsünde 1 2 3 tane NADH var. Buraya da yazalım. 3 NADH. Bu döngüyü glikoliz sonucunda oluşan 2 piruvat içinde gerçekleştireceğiz. Yani toplamda 6 adet NADH meydana gelecek. Döngünün bir kere dönmesiyle 1 ATP sentezlenir. İki tane piruvat için döngümüz bir kere daha başlayacağından her döngüde birer olmak üzere toplamda 2 ATP sentezlenir. Bunlara ek olarak tek bir döngüde bir FAD, FADH2 molekülü evet meydana gelir. Yanlış yapmayayım, şaşırmayayım. Tekrar kontrol ederek söyledim. Evet. Aynı şekilde bunu da 2 ile çarpacağız. Bunu da çarptığımızda ne oluyor? Toplamda 2 tane FADH2 oluşur. Az önce de bahsettiğim gibi bazı ders kitaplarında hazırlık aşamasında meydana gelen bu iki tane NADH ya da Krebs döngüsünün bir dönüşü ya da her bir piruvat e, buradaki bir NADH Krebs döngüsünün kendisi gibi anlatılır verilir. Yani bu aradaki aşamayı atlayıp buraya doğrudan dört tane NADH yazarlar yani kısacası olay bu. Bunu her bir piruvat için iki kere yazdığınızda da Krebs döngüsünde oluşan NADH'ların sayısı 6 yerine 8 olarak verilebilir. O zaman yanlışlık olur. Fakat gerçekte durum Krebs döngüsünde 6 NADH, hazırlık aşamasında da 2 NADH meydana gelmesidir. Yani sonuçta toplamda totalde yanlışlık olmaz ama yanlış yerde gösteriliyor yani. Onu söylüyorum. Evet. Artık hücresel solunumda kazanılan 38 ATP'nin nasıl elde edildiğini böylece sayabilir duruma geldik. Her bir glikoz molekülü için doğrudan glikolizde ve Krebs döngüsünde 2 ATP ürettik. Yani toplamda 4 ATP elde ettik. Peki kaç NADH ürettik? 2 4 6 toplamda 10 tane NADH ürettik. Ayrıca 2 tane de FADH2 ürettik. Şimdi 38 ATP'nin nerede olduğunu sorabilirsiniz. 38 ATP'nin 4'ü burada doğrudan üretildi değil mi? Evet, dördü burada. Bu moleküller yani NADH ve FADH2 elektron taşıma zincirinin ham maddeleri demiştik. Bu moleküller elektron taşıma zinciri sırasında oksidasyona uğrar. Elektron taşıma zincirinde yani ETZ'de her bir NADH molekülü 3 ATP üretebilmesini, üretilebilmesini pardon, sağlar. Yani buradaki 10 NADH toplamda 30 ATP üretir. Elektron taşıma zincirinde her bir FADH2 molekülü de indirgenerek FAD molekülüne dönüşür ve bu sırada da 2 ATP üretilir. Elimizde de 2 tane FADH2 olduğuna göre bu da toplamda 4 ATP eder. Özet olarak glikoliz ve Krebs döngüsünde meydana gelen bu moleküller elektron taşıma zincirine dahil olduğunda toplam 34 ATP üretir. 34 artı 4 en nihayetinde hücresel solunumda toplam 38 ATP üretilmiş olur. 38 ATP aslında çok verimli çalışan hücrelerde elde edilebilecek ATP sayısıdır. Yani bu rakam aslında teorik maksimumdur. Çoğu hücre bu rakama ulaşamaz. Fakat bu rakam biyoloji dersleri için aklınızda bulundurmanız gereken bir rakam. Değinmek istediğim bir nokta daha var. Şu ana kadar anlattığım her şey karbonhidrat metabolizması ya da buna şeker katabolizması da diyebiliriz. Bununla ilgili ATP üretebilmek için şekeri parçalıyoruz. Başlangıç noktamız glikoz. Fakat bizim de dahil olduğumuz hayvanlar şeker dışındaki molekül e, molekülleri de katabolize edebilirler. Proteinleri ve yağları katabolize edebiliriz. Vücudunuzda yağ olması kulağa çok korkunç bir şeymiş gibi gelse de vücudunuzda enerji olduğu anlamına gelir. Vücudunuz bu yağı kullanır ve bu sayede de bir şeyler yapar, ATP üretir. Burada değinmek istediğim ilginç bir nokta, bu video boyunca bahsettiğim glikoliz yağları ve proteinleri yıkmada işe yaramaz. Ancak karaciğer yağları e, glikoza çevrilebilir. Krebs döngüsü diğer yıkım mekanizmalarının da başlangıç noktasını oluşturur. Proteinler amino asitlere, amino asitler de asetil koA'ya parçalanabilir. Yağlar da asetil koA'ya parçalanabilir. Burada önemli olan nokta şudur arkadaşlar. Asetil koA, ana yakıtın karbonhidrat, protein ya da yağ olmasından bağımsız olarak Krebs döngüsüne girebilen genel bir ara moleküldür. Umuyorum her şeyin nasıl çalıştığı ile ilgili aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Şimdi size biyoloji kitaplarınızda rastlayabileceğiniz bir diyagram göstereceğim. Bu tip şemalara, internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu şemadan da e, anlaşılacağı gibi, mekanizma çok karmaşık ve kafa karıştırıcı gözüküyor. Ve eminim, pek çoğunuzun hücresel solunum ile ilgili sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Çünkü burada çok fazla bilgi var ve neyin önemli olduğunu anlamak biraz zor. Burada önemli olan aşamaların altını çizeceğim. Bu sayede bu karmaşık mekanizmanın, size bahsettiklerimle aynı şeyi anlattığını göreceksiniz. Glikoliz sonucunda iki pürüvat üretilir. İşte buradaki bir piruvat. Hatta burada piruvatın moleküler yapısını da göstermişler. Bu kısım az önce anlattığım piruvatın oksidasyonu, e, oksidasyon aşaması. Yani hazırlık aşaması. Gördüğünüz gibi bu aşamada karbondioksit üretilir. Bunun dışında NAD artı indirgenerek NADH'a dönüşür. Artık Krebs döngüsüne girmeye hazır haldeyiz. Asetil-CoA ve oksaloasetat ya da oksaloasetik asit sitrik asit oluşturmak üzere tepkimeye girer. Sitrik asidin de moleküler yapısı burada verilmiş. Bu sitrik asit daha sonra Krebs döngüsü boyunca oksidasyona uğrar. Burada verilmiş aşamaların her biri enzimler tarafından katalizlenir. En nihayetinde sitrik asit oksidasyona uğrayıp indirgenir. Şimdi ilginç olan kısımların altını çizmek istiyorum. Burada NAD artı indirgenerek NADH, Burada başka bir NAD artı indirgenerek NADH ve burada da başka bir NAD artı indirgenerek NADH oluşturur. Hazırlık aşaması dahil olmak üzere şu ana kadar 3'ü Krebs döngüsünden olmak üzere toplamda 4 adet NADH üretildi. Burada GDP'den GTP üretildiği gösterilmiş GTP guanozin trifosfat molekülüdür. Bu molekül enerji kaynağı olarak kullanılabilecek bir pürindir. GTP ATP oluşturmak için kullanılabilir. Burada GTP olarak verilmiş. Ben size yukarıda ATP olarak anlattım. Burada bir de Q grubu verilmiş. Bu kısmın detaylarına girmeyeceğim. Q indirgenerek QH2 meydana getir, e, getirmiş burada. Yani 2 adet hidrojen kazanmış. Fakat bu molekül en nihayetinde FADH2'nin indirgenmesini sağlar. Yani bu kısım esasen FADH2'nin üretildiği kısım. Özet olarak her bir piruvat için 1, 2, 3, 4 adet NADH, 1 adet ATP ve 1 adet de FADH2 ürettik. Bu da az önce yukarıda size anlattıklarımla tamamen aynı şey. Umarım bu video size faydalı olmuştur.